Herkese selamlar dostlar. 4 Ekim 2022 iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Toplamda 6 adet mücadelem var. Bu maçların şampiyonlar ligi olduğu için ideallerini bir de yüksek oranlara bahsedeceğiz. Dilerseniz direkt videomuza başlayalım. Öncelikle bir skor yarışmamız var ve daha önceki derbi skorunu sormuştuk sizlere. Beşiktaş, Beşiktaş Fenerbahçe maçının skorunu doğru tercih edenlerden bir kişi alacaktık. Galip Turan isimli arkadaşımız kazandı. Instagram üzerinden mesaj atarsa Ekim ayı boyunca kata Telegram gruplarımıza dahil edelim. Sizlere de Inter Barcelona maç skorunu sorduk. Bilen yine bir arkadaşımızı kata Telegram gruplarımıza dahil edeceğiz. Katılacakları değerlendirecekleri bol şanslar. Benim skor beklentimi belirteyim sizlere. 2-1'lik bir Barcelona galibiyeti bekliyorum. Ona göre de bir tercih yapacağım zaten değerlendirecekleri, katılacakları herkese bol şanslar diyerekten de geçtim bunu. Canlı raporundan bahsedeyim ben bile. Hafta sonu, cumartesi ve pazarın canlı raporundan bahsetmek istiyorum. <laughs> Pardon. Toplamda 80 adet canlı atılmış arkadaşlar. 4 kişiyiz bildiğiniz üzere. Ee, Hakan, Çağdaş, Çağrı ve ben olmak üzere 4 kişi canlı bahis veriyor. Cumartesi günü toplamda 47 tane canlı bahis verilmiş. 37 tanesi başarılı, 10 tanesi uz olmuş. Pazar günü biraz daha kötü. 33 tane canlı verilmiş 21 tanesi başarılı 12 tanesi başarısız olmuş. Toplamda 58 canlıdan 58 canlı gelmiş 28 canlı gitmiş. Genel başarı yüzdesine baktığımız zaman da %73'te kalıyor bu canlı grubumuzda. Ee, daha iyisi olabilir fakat şunu da belirteyim. Aralarında 2-20 oran, 2.30 oran, 2.40 oran denediğimiz de oldu. Canlı olaraktan da. Onların da tabi Gelme yüzdesi biraz daha düşük olduğundan onlarda biraz daha başarısız olduk yüksek oranlarda. Onların hepsini zaten içine kattım. Ona rağmen %73'lük bir başarımız var. Canlı olarak gayet iyi olduğumuzu belirtelim. Bu hafta sonu raporunu sizlere göstererekten de. Yüksek misliğe baktığımız zaman ve kombinelerden bahsedeyim. Hafta sonu bir kombine sıkıntım vardı benim nedense. Yani iki maç, iki kupon çıkartıyorum mesela. İkisinden birer tane maç geliyor, birer tanesi başarısız oluyor. Mesela öyle yaptık hafta sonu. Yüksek misliğe ben burada Konya maçını tek maç olarak önermiştim. Konya'nın doğrudan galibiyetini. Yine skor beklentim 1-0 veya 2-0'lık bir beklenti. Hatta de yüksek oranın grubunda da 3.5 altında 1 yaparak da 2 üzerinde orandan değerlendirdim. Yüksek mislinin Avrupa için baktığımız zaman da City'nin atacağı 2 gol, Les United'ın da atacağı 1 golü toplamda 1.68 gibi oranı vardı. Avrupa oranı bu, vardı arada onu da belirteyim. City zaten çok rahat geldi. Les United da kırmızı kart gördü. İlk yarı hırçın bir oyun vardı. İkinci yarının başında kırmızı kart görünce de maalesef oradan da başarısız olduk bu grupta. Avrupa'sında. Bunu da geçtim. Herkes açık Telegram grubumuz var. Açıklamada tıkla gel diyorum. Pazar günü orada da 3 tane canlı verdim. Bakın pazar günü normalde 43 tane canlı yapmışız. 3 tanesini ben herkes açık YouTube grubuna verdim. Açıklama grubunu, açıklama kısmında tıklayıp gelebilirsiniz. Üçü de başarılı oldu. %100'lük zaten. Buradaki amacım şu zaten. Buradan belirli bir kar sağlayıp katı telegram gruplarımıza katılım sağlayarak da hem genel bir ayda sizleri güzel seviyede kazandırmak olduğunu da belirtelim diyerekten de Dilerseniz videoya başlayalım. Sizlerden ricam videoya atacağınız artı 300 seviyesindeki like'lardır. Artı 300 seviyesine like gelirse çarşamba gününe ben sizlere ideal bir kombine vermeyi düşünüyorum katılacaklara değerlendirecekler herkese bol şanslar diyerekten de videomuza isterseniz başlayalım. İlk mücadelem Bayern Münih ile Victoria Pilsen mücadelesi. Victoria Pilsen tarafından başlamak istiyorum. Şampiyonlar Ligi'nde yaptığı mücadelelere baktığımız zaman da hemen onları göstermek istiyorum şöyle. İki tane mücadele oynadı. Inter maçıyla ile Barcelona mücadelesi. O maçlarda şöyle bir oyun vardı Victoria Pilsen tarafında. Oyunu oynamak isteyen bir pizen tarafı vardı. Bulduğu ataklarda çıktı. Geri geldi Bayern Münih'e karşı. Pardon Barcelona'ya karşı 5 kişi de çıktı. Victoria Pilsen takımı hücum hattında. O yüzden Victoria Pilsen'in burada ara ara oynamasını bekliyorum. Bayern Münih tarafı son Level Kuzen maçında ufaktan toparlandığını düşünüyorum zaten. Ki Bayern Münih pozisyonlara giriyordu bitiremiyordu. Level Kuzen de o şanssızlığını ligde de kırdı. Bu maçta da ben gollü bir maç bekliyorum. Hatta bir rekor denemesi olur mu bilmiyorum. Bir 6-7 sıfırlar çıkar mı öyle bir skorlar da çıkabilir bence. Fakat buradan ilk yerden iki tane gol gelmesi bence çok ideal ve muhtemel olacaktır. İdeal olarak bunu değerlendirebiliriz. Bayern Münih mücadelesinde ilk yarı bir buçuk üstün oranı bir ilgi gibi oranı var idealden alabiliriz bunu. Ee, yüksek oran olarak bir yüksek oran çıkartamadım. Yüksek oran çıkmak çok zor oluyor. Ya yani 6 7 sıfırlar olacak ki yüksek oran yakalayasın bu mücadelede. Benim skor beklentim 4 0 ve 5-0 arasında. İkisinden biri. Ya 4-0 ya 5-0 biter diye düşünüyorum. Ben buradan ilk yerden gelecek 2 golü de idealden aldım bilginize. Marsilya ile Sporting Lisbon mücadelesi. Marsilya Şampiyonlar Ligi'nde 2'dir yenili yeniliyor. Lig'de de bir o kadar da iyi giden bir Marsilya takımı var. Maçta bu maçta biraz daha ofanse bence güçlü oynayacaktır. Çünkü son Frankfurt maçına da mağlup oldular. Baktığımız zaman burada Sporting takımı da Top ayağındayken çok tehlikeli bir takım. Bireysel yetenekleri üst düzey olduğu için ve teknik kapasitesi yüksek olan oyuncular olduğu için hücumda adam eksilterek çok rahat pozisyonlara girebiliyor. Ki zaten burada Frankfurt maçını hatırlayın Lisbon mücadelesinin. Böyle yattı ara ara pozisyonlara girdi. 3 kere çıktı 3'ünde de gol attı ikinci yarı. Öyle bir maç da olabilir açıkçası ama ben Marsilya'dan da gol bekliyorum açıkçası bu mücadelede. Çünkü Marsilya'nın artık bir kazanması lazım. Artık bu maçta da dediğim gibi kazanmak için elinden gelen her şeyi yapacağı için risk de alacaktır bence. İlk yarı gol gelmezse ikinci yarı risk alacak o risk aldığı için Lisbon bulabilir, Marsilya atabilir. Yani en ideal buradan bir var tercihini idealden almakta fayda var diye düşünüyorum. Bunun da oranı 1.56 gibi oranı var. Değerlendirecekler bol şanslar diyelim. Ajax Napoli mücadelesiyle devam edelim. Ajax'ın son şey maçını izledim. E, Go Ahead Eagles mücadelesinin 1-1 bitti. O maçı da değerlendirmiştim ben. Şimdi şöyle o maçı seyredenler veya istatistik olarak şöyle söyleyeyim ben sizlere. Ajax takımı tam Rakip kalede rakip ceza sahasında 80 kere buluşmuş bakın. Ama maç 1-1 bitti. Fakat şunu da söylemek gerek. Ajax o kadroda zaten o maçta yedek kadro ile çıktı. Rakibi de biraz küçümsedi mi diyelim ne oldu diyelim. Yedek kadroyla çıktı. Bir Tadic falan oyundaydı biraz. 3-4 tane Muhammed Kuyus, Berkoyus, Bergman gibi isimler hepsi yedekteydi. Ajax takımında. Şimdi burada tam kadro çıkacaktır. Ajax burada Napoli'yi doğrudan yenmek isteyecektir. Çünkü burada gruptan ilk ikiye girerek çıkmak istiyorsa Burada Ajax Napoli'ye karşı kendi evine galip gelmek zorundasın bence. Galip gelebilir mi? Gelebilir veya şunu söyleyeyim ben sizlere. Burada Ajax tarafına gideceğim ben. Ya maçın ideali bir KG vardı da buna girmeyeceğim. Bir 33 gibi oran açmışlar. Ben burada Ajax'ın atacağı 2 gole güveniyorum. Baskılı bir oyun oynayacaktır. 1.65 gibi oranı var. bir 1.33'ten almayalım. Ev sahibi 1.5 üstü 1.65 gibi orandan değerlendirelim. Ajax baskılı oyunuyla burada Napoli'yi bence biraz kıstırmak isteyecektir. Ev sahibi 1.5 üstü 1.65'den değerlendirelim. Hatta KG varı şöyle yapalım. Şimdi bu maç zaten KG var bekleniyor. Maçın beklentisi 3-2'lik Ajax galibiyeti. Ben BIOS 3'ten almayalım. Sistem kuponlarına diyorum ki İlk yarıdan KG var tercihini alırsak burada 3.20 de bunun oranı var. Yani değerlendireceksiniz böyle bir risk almanızı öneririm. Sistem kuponlarına ilk yarı KG varanı atabilirsiniz. Fakat benim burada idealim Ayaksın atacağı 2 goldür. Liverpool'la Rangers mücadelesi. Liverpool mücadeleyi rahat kazanır gibi geliyor zaten. İddia da öyle söylemiş. Handikapına bile 1 gibi onu açmışlar. Fakat nasıl değerlendireceğiz? Rangers'la oynayacaklar burada. Rangers'ın ayak step basmanı hatırlıyorum. Hiçbir varlık gösteremediler. Burada da aynı şekilde Rangers'ın çok bir varlık gösterebileceğini düşünmüyorum. şu an zaten kalite olaraktan bazı oyuncuları satması ve bazı oyuncuların burada Rangers tarafında özellikle form düşüklüğü Rangers'ı bu sezon olumsuz yönde etkiliyor. Liverpool tarafına baktığımız zaman da onlar da ligde 3-3 beraber kaldı Brighton'a karşı. Liverpool'un bir sistemi var. O sistem devam ediyor. Fakat o sistemdeki şu an oyuncuların biraz daha form düşük form düşüklüğü olduğundan dolayı veya başka sebeplerden dolayı da olabilir. Sistem işliyor. Fakat oyuncuların da biraz daha o e, eski formu veya o form düşüklüğü sistemi biraz aksatıyor. Gol yiyorlar vesaire böyle olaylar karşılaşıyorlar. Ben burada Liverpool tarafındayım. Çok zorlanacaklarını düşünmüyorum. Ev sahibinin atacağı 2 golü burada değerlendi. 3 gol pardon. 1.5'a oran yok. Ev sahibinin atacağı 3 golü. Ev sahibi 2.5 üstü 1.44 gibi oran açmışlar. Yani bunu ideal olarak değerlendirme altına alabiliriz diye düşündüm. Onun dışında bir yüksek oran yapacak olursak da diğer seçeneğinden Liverpool ev sahibi 2 yarıyı kazanan oranında 1.83. Yani oran riske değer mi 1.83'ten? Belki diyebilir. Size bırakıyorum burada. Kazanırsa öyle bir galibiyette çıkabilir. Skor beklentim 3-1 bu arada. Bir tane de yiyebilir Liverpool takımı. Inter Barcelona mücadelesi. Barcelona'nın kadroya baktığımız zaman gerçekten iş yapan bir kadro kurdular bunlar ki iş yapacaktır da. Inter'e karşı oynayacaklardı. Inter de hafta içinde Roma'ya karşı oynadı. Maçın belirli çoğunluğunda %60'lık bölümünde Inter daha etkili etkili olduğunu söyleyebiliriz. Pozisyon zenginliği olarak da topla buluşma rakip ceza sahası maçı da seyrettim. Roma zaten biraz kontra takımı. Öyle de Dybala muazzam bir gol attı zaten o mücadelede. Şimdi bu maç bana ne olur? Bence burada Barcelona kaybetmez gibi geliyor bana. Çünkü Barcelona zaten grupta doğrudan rakibi burada Inter. Inter'de kaybederse işi zaten çok sıkıntıya girer. Burada Barcelona'nın kazanması gerekiyor. Kazanmasından ziyade ben burada tarafa gitmeyelim diyorum. Dep basmanın atacağı 2 gole burada 1.52 gibi oran açmışlar. Ben burada Barcelona tarafındayım. Lewandowski, Dembele bu ikisi özellikle çok formda. Diğer isimler de zaten katkı verirse zaten iş bitiyor. Lewandowski özellikle adam bitirici. Barcelona'nın Bayern Münih deplasmanında nasıl oynadığını gördüğünüz zaten çok pozisyon kaçtı. Bu sefer kaçmaz bence. Deplasmanın 1.5 üstü burada idealden 1.52 orandan değerlendirme altına alınabilir. Bunu da geçtim. Son mücadelem sanırım. Frankfurt'la Tottenham mücadelesi. Bu mücadeleyi şöyle değerlendirme altına aldım. Yani doğrudan bir 2-3 gollük bir maç. Fakat ben o 2-3 gole gitmeyeceğim bu maçta. Maçın tek golle bitme ihtimali de var. Ben bu mücadelede korner gittim. Korneri de henüz açmamışlar ama Tottenham kornerci bir takım. Frankfurt'ta keza kanatları kullanan bir ekip olduğundan dolayı Kostic varken çok daha etkiliydi. Özellikle kenar ortalarından çok daha korner çıkıyordu. Fakat burada yine aynı şekilde korner çıkma ihtimali var bence. 8.5 korneri sizlere tek tercih olarak öneririm arkadaşlar. Değerlendirecekler alabilir. Herhangi bir kombin önerisi yapmadım henüz daha. Çünkü biraz daha erken. Son haberlere bekleyeceğim vesaire derken. Fakat ideal ve yüksek oranlı tercihlerim bu yöndeydi. Değerlendirecekler herkese bol şanslar. Videoya güzel bir seviyeye gelirse çarşamba günü videosunda sizlere güzel bir kombin önerisi yapmayı düşünüyorum. Değerlendirecekler bol şanslar seviliyorsunuz. Görüşmek üzere. Bay bay.